kulağınızda olsun, aklınızda bulunsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kişinin Kâb, Hazreti Kâb radıyallahu teâlâ anhu bize anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim diyor. Kişinin Allah katındaki derecesini öğrenmek istiyorsanız, kişinin Allah Celle Celaluhu katındaki değerini öğrenmek istiyorsanız, bulunduğu topluluktan kalktığında veya öldükten sonra arkasından yapılan övgülere bakınız. Allah Allah! Ya adamın maddi çıkarı olsa benden, ben ölünce arkamdan iyiliğimi konuşmakla ne fayda çekecek ki? Ya kişinin Allah katındaki derecesini öğrenmek istiyorsanız, evet, oturduğu bir topluluktan, oturduğu yerden kalkıp gittiğinde ya da öldükten sonra arkasından konuşulanlara bakın. Dinleyin bakalım ne diyor insanlar. İyi adamdı, cömert adamdı, güzel adamdı, düzgün adamdı, bonkör adamdı, selam verirdi, sabah verirdi, eli dolu gelirdi, hatır sorardı, kibar insandı, nazikti, asla kimseyi incitmez, kavgası, küfürü, gürültüsü, patırtısı, şamatası yoktu, iyi bir insandı. Ya hocam insanlar öylesine diyorlar, öylesine demezler, dedirtmez. Diyemezler. İyiler hep mezarlıkta iyilikleri konuşuluyor. İyilere gittin de ondan. Kötülerin zaten cenazesi tek başına kalkıyor. Ne diyor? Mesela basında çok okuyoruz değil mi? Yeşilçam yine sınıfta kaldı diyor. He? Cenazesinde kimse yoktu diyor. Böyle yaşayan bir topluluk, diri, hareketli, heyecanlı, rahmetli Abdülmetin Hoca'nın cenazesini Allah Allah. Seyredin bakın hocam ya, 100.000 kişi vardı ya. Ya. Ve insanlar Allah rızası için katılıp gelmişlerdi. Hiç kimseye ayrılırken gazoz, yemek falan dağıtmadılar. Yetmez zaten, izdiham olur. Şimdi pandemi var. Evet var. Var pandemi. Gitmeyin zaten. Kalabalık olmasın. Rahmetli kardeşimin cenazesinde ben saat verdirmedim. Orada hazır olan toplulukla gittik. Kabristan'da cenaze namazını kıldık gittik. Fakat ben bir şey sordum oradaki cemaate. Dedim ki kardeşim İskender'i hali hayattayken Allah rızası için bilenler söylesinler. Hiç kimse hatır için konuşmasın dedim. Nasıl bilirdiniz dedim. Dediler iyi bilirdik ya. İskender ağzı var dili yok. Güzel bir çocuktu. Kimseye zararı yoktu dediler ya. Allah katındaki derecesi için acaba bir insanın bu halleri gerçekten kriter mi diyorlar ona? Kriter değer demek değil mi? Ölçü birimi. Ölçü birimi. Şu kriterlerde adam arıyoruz diyor. Eleman arıyoruz. Şu kriterlerde. Allah-u Teala Celle Celaluhu cennetine girdireceği kullarında kriter arıyor mu? Arıyor. Ne? Hadi buyurun. Hadi buyurun. Allah de. Allah de. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Birinci kriter bu. Birinci kriter inandık. İkincisi ne? İmanın arkasına ne geliyor? Yönetmenim. İnandık. İtaat ettik. Teslim olduk. İllelezin amiri ve amiri salihati. İyi şeyler yapmaya bak.
Bu iyi şeyler ne acaba ya? Nedir iyi şeyler? Ortak iyilik hocam, ortak. Herkesin hemfikir olduğu şey. Niye takıyorsun maskeyi? Kötülük bulaşmasın diye, değil mi? Mikrop kötülük. Virüs bulaşmasın ve benden kimseye bulaşmasın. Bana bulaşmasın, ben de bulaştır. İyilik bu işte, ölçü. Adam takmıyor ya. Polis yakalıyor. Arkadaş niye takmıyor? Ne olacak? Bayağı cigara içiyorduk diyor. Allah Allah. Maske edeceğiz. Arkadaş taksana bunu ya. Artık kötülük böyle hocam. Bu kötülüğün adı bu artık. Maske takmamak kötülük bence ya. Bence kötülük. Ya hala kalkıyor adam. Zonguldak'ta birini gördün mü? Buraya girebilirsiniz, yemek de yiyebilirsiniz. Maske de takmayabilirsiniz. De yazmış cama. Dönerci, tantunucu. Burada mesafe yok. Yemek serbest. Polisler 25 kere ceza yazmışlar. 26.sında adliyenin bahçesinde şey veriyor. Demeç veriyor millete. Bildiri okuyor. Ya Avrupa, Amerika, Antarktika, Okyanusya kaç tane kıta varsa bütün kıtalarda takıl. Çin'de, Laçin'de her yerde takılıyor ya. Maçin'de her yerde takılıyor arkadaş. Ya bunun artık neye ısrar ya? Yazık günah, sağlık personeli yok kardeş. Biz istirahatten vazgeçtik ya. Çocuk çoluğumuzla buluşmaktan da vazgeçtik diyor ya. Biz artık virüsün bize bulaşma riskinden korkar olduk diyor ya. Bak arkadaş, iki gün kapandık eve. Kastamonu'da %70'i düşmüş ya. Bütün İstanbul'un o bölgelerinde, ama kardeşim Esenyurt'ta hala 30 kişi minibüsten iniyor ya. Bu Esenyurt nasıl bir yer? Merak ediyorum, bir gideyim. Nusret'in yeri bizim. Allah, olmaz ki ya. Yola gelmek, yola gel. İnandık, itaat ettik. Hala ben böyle bir virüsün olduğuna inanmıyorum ve bunlar bana sanal geliyor. Bunlar bana uydurma geliyor. Bunlar insanları bir yere, bir mekana tıkıp internet üzerinden alışverişi teşvik için yapıyorlar diyor. Abi kaç bin insan öldü ya. Ya İzmirli Mustafa abi vardı. Konyalı aslında, kendisi İzmir'de oturuyor. Dün cumartesi günü telefonum çaldı, açtım. Kızı Meryem hanımefendi, babamı kaybettik dedi ya. Allah rahmet eylesin. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kişinin Allah katındaki derecesini merak ediyorsanız, ne alemde acaba, derecesi ne, mertebesi ne öğrenmek istiyorsanız, oturduğu topluluktan kalktıktan ya da öldükten sonra ardından konuşulanlara bakın. Ardından konuşulanlar kişinin Allah katındaki derecesini gösteriyor. İnsanları aleyhimize konuşturmamak elimizde. Evet, aleyhimizde konuşturmamak insanları elimizde. Biz bunu hiç kimse için, Allah rızası için yapacağız ve kendimiz için yapacağız.